Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Salatul cemaati ala salatir raculi vahde 25 salâ. Bir müminin cemaatle namaz kılması, camide cemaatle namaz kılması tek başına namaz kılmasından 25 kat daha sevaplıdır, faziletlidir. Buhari'nin rivayetinde Salatul cemaati teftulu salatel fezzi bi 27 derece. Cemaatle namaz yalnız kılınan namazdan 27 kat, 27 derece üstündür, daha sevaplıdır, faziletlidir şeklinde. Yani şimdi burada metinde okuduğum hadiste 25 kat diyor. Buhari'nin rivayetinde ise 27 kat diyor. Evet. Şimdi peygamberimiz çelişkili konuşmaz. Ne konuşursa vahye dayanarak konuşur. Ondan çelişkili laf etmek beklenemez. Ne olmuş olabilir? Alimler şimdi bu iki hadis üzerinde duruyorlar. Diyorlar ki şu olabilir: bir, evvelce 25 kat verdi Cenab-ı Hak, sonra da 27 kata yükseltti. Böyle olabilir, böyle çok var, böyle çok var. Cenab-ı Hak evvelce verdiğini sonra artırabiliyor. Burada da birinci defa peygamberimize cemaatle namaz kılan 25 kat alır diye ona Cenab-ı Hak bildirdi. Daha sonra da bunu lütfetti, müminlere daha rahmetli davrandı, 27 kata çıkardı şeklinde olabilir, olabilir diyorlar. Birinci yorum böyle. İkinci yorum tabii bir sen hemen evin camiye komşu, ezan okunca camiye geldin. Bir de 15 dakika yürüyerek gelen var. O 20 dakika, 1 saat yürüyerek gelen var. Diyorlar ki 25 kat yakın olanlaradır, 27 kat uzak olanlaradır. Böyle hadisi böyle yoranlar da var. Bir diğer bazı alimler de camiye gelen adamın hepsi aynı namazı kılmıyor. Evet, imama uyuyorlar, namazlar tamam, hepsi 25 kat alacak ama bazıları namaza durduğu zaman hiç dünyayı unutuyor, tam namaz kılıyor. Dışarıda davul çalsa da duymayacak şekilde kendini bağlamış, Allah'a bağlamış. İşte bu iki kişinin farkıdır bu. İmama uyduğu için 25 kat alacak ama çok güzel kılanlara 27 kat. Bazı açıklamalar da böyle. Evet, evet, evet. Bazıları demişler ki bu şu demektir. Bazı alimler de bu iki hadisi böyle yorumlamışlar. Öğlen namazı, ikindi namazı şimdi açıktan okumadık. Gizli okudu hoca. Öyle durduk. O içinden okudu. Efendimizin emri öyle. Öğle ikindi namazları sessiz okunur dedi. Ama akşam yatsı sabah namazları cehri açıktan okunuyor. 25 kat işte öğle ikindiyedir. 27 kat da açıktan okuyan, kılınan cemaatle namazlaradır dediler. Öyle söylediler. Evet, bazı alim böyle çeşitli şekilde yorumlamışlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz 5 vakit namaz farz. Şimdi cuma namazı da farz. Bir de vitir namazının farz olduğu söyleniyor. Onu söyleyenler de var. Ediyor 7. Bunlara bakarak diyorlar 27 demiştir. 7 rakamını söylemiştir. Gündüz bunların cuma ve vitrin dışında 5 namaz var ya, işte onlara bakarak 25 demiştir. Bazı alimler de böyle yorumlamalar yapmışlar. Her halükarda camiye gelen adam bu kadar fazla sevap kazanıyor. Ayrıca camiye gelmek Allah yoludur, fi sebilillah'tır. Ömrün ecel gelmiş, ömrün bitmiş. Camiye giderken veya camiden dönerken Azrail gelse bir saat ileri gitmez, bir saat geri kalmaz. Ecel anında Azrail aleyhisselam senin canın alır.
Camiye gidip gelirken Allah yol olduğu için Allah, orada ölürsen Allah yolunda ölmüş olursun. Aynı Çanakkale'de savaşırken ölen gibi. Fî sebilillah'tır. Camiye gelmenin faziletlerini size arz etmeye çalışıyorum. Bu 25 kat, 27 kat anlattığım şekilde daha üst çok sevap alması yanında fî sebilillah'tır. Ayrıca bir adam camiye, cemaatle namaz kılmak üzere niyetli, abdest aldı. Evinden çıktığı andan itibaren namaz kılıyor, ibadet ediyordur. İbadet sevabı kazanıyor. Tekrar evine dönene kadar. Bu yönden de çok faziletlidir camiye gitmek. Ayrıca camiye gelenlerden Allah çok razı oluyor. Burada da söylüyor zaten. Camiye gelenlerden belaları kaldırıyor Allah. Cemaatle namaz kılan müminlerden. Onlar saf saf düzgün sıralar halinde cemaatle namaz kıldılar mı, İçimizdeki böyle isyankar, çok beyinsiz adamların şerrinden dolayı Cenab-ı Hak gazap edecekken, azap yağdıracakken, müminlerin camide cemaatle güzel saflar, düzgün saflar halinde namaz kılmalarını görünce, o topluluktan bu cemaatin hatırına belaları def ediyor, kaldırıyor. Evet, böyle cemaate gelmenin faziletler yanında bir de namazın garantili, geçerli olması cemaat açısından. Gelip de imama uyduğunuz zaman sizin farzınız garanti. Abdestliyseniz, böyle bir eksiklik yapmadıysanız, mesela okuma hatasından falan sizin hesap vermeyeceksiniz. İmam hesap verecek. El imamu damin, Efendimiz öyle söylüyor. İmam cemaatinin kefilidir. Onun şeylerini ödeyecek. Onun için cemaate gelir de namaza uydum şuma dediniz mi, o namazınız garantili. Hesabını imam verecek. Tabi düzgün kıldırdığı zaman da kaç tane cemaate imam olmuşsa o kadar çok sevap alacak. Şimdi bu ne demek? Namaz garanti kabul demek. Ne demek? Bir kabul edilen namaz kendinden evvelki namaz arasındaki günahları sildirir. Yine peygamberin müjdesi var. Kolaysa bir zaruret yoksa, meşru bir mazeretin yoksa evde namaz kılma. Doğru camiye koş ve imama uy. Böyle müjdeleri, Efendimizin bize haber verdiği şeyleri kazan. Evet, kazan. Evet, buna dair başka hadisler de var tabii. Zaman zaman bu Gümüşhaneli Hazretleri, bazen biz de tekrar bu sıradan okuduğumuz için onları tekrar ediyoruz. Yeni gelen cemaatlere de bilgi olsun diye değişik ifadeli hadisleri de zaman zaman tekrar ediyor. Konu tekrar edilmiş gibi oluyor. Buna dair de gene Salatul mer'ati vahdaha. Evet. Bir adamın yalnız, evet, yalnız başına namaz kılsa bir adam diyor. Evet. Taftulu ala salatin fil cemii. Evet. Bi 25 derece. Burada aynı hadis bir daha şekilde. Fez vahde, aynı kelimeler, değişik ifadeler. Başka zaman söylemiş. Aynı verdiğimiz manaları 25 kat, 27 kat sevaplar verilir diye. Evet. Bu başka hadiste de Abdullah ibn Ömer ibn Hattab, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan nakledilen hadiste, başka yerde de söylemiş. Gene salatul cemaat taftulu salatul fez ve bisebnin ve işrine derece, bir başka hadis, tek başına adamın namaz kılması cemaatle kıldığı zaman 27 kat az olur. Cemaatle kılarsa 27 kat fazla sevap alır, derecesi yükselir şeklinde. Başka hadisler de var. Evet, başka hadisler de var. Şimdi okuduğum hadisi de, evet, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Nesai, İbn-i İbban, Abdullah İbn Ömer'den
nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.